Bernalac'in 10 gün tuvaletin yolunu bulamadım dediği menhir hastalığını nasıl yendi? Neler yaşadı? Menhir hastalığı nedir? Tedavisi var mı? Belirtileri neler? Bernalac'in özel hayatını gözler önünde yaşayan biri değil. Zaman zaman Twitter'da siyasi yorumlarıyla tepkilerin odağında olsa da gerek oyunculuğu gerekse merhametli kalbiyle her kesim tarafından sevilen birisi. Geçtiğimiz yıl hastalığıyla gündeme gelmişti. Bernalac'in bu hastalığını hayranları güzel oyuncu hastalığı yendikten sonra öğrendi. Peki Bernalac'in sosyal medyada dendiği gibi hastalığı yendi mi? Yoksa onunla yaşamasını mı öğrendi? Bernalac'in annemden miras dediği menhir hastalığını anlatırken yaşadığı o zor günlerin ızdırabı kelimelere dökülüyor. Hastalığı yüzünden zor günler yaşayan Bernalac'in menhir hastalığını bakın nasıl anlatıyor. 15 gün önce çamaşır makinesini sıkma programına uyandığımı sandım. Bir 10 gün tuvaletin bile yolunu bulamadım. Annemi yıllardır telef eden menhir miras olarak bana geçmiş. Allah hiçbirinize vermesin. Uzun hikaye. Kısaca vertigo ya da kristal karışması değil, bin misli kuvvette ve kalıcı, kronik olanı. Kulak tansiyonu ya da kulak migreni de diyorlar. Çınlama, basınç, gürültü de cabası. Hah, ilaç, diyet vesaire. En çok strese bulaşmayacakmışım. Yahu dünyanın en huzurlu insanıyımdır ama stres bana bulaşıyor epeydir, malum. Hayallerde korunasız bir dünyada gezmek, bu ara bizim Ege'nin tuzlu suyuna dalmak vardı. Kısmete düşen, yemeğin tuzunu kesmek oldu. Diyeceklerim bu kadar. Peki, nedir bu Bernalac'in vertigonun bin misli kuvvette dediği menhir hastalığı? Tedavisi var mı? İlacı var mı? Bu hastalığın belirtileri neler? Hepsine bakalım. Menhir, iç kulakta aşırı basınç nedeniyle ortaya çıkan bir hastalık. Duyunca basit gibi gelebiliyor. Biz de ilk duyduğumuzda kulak ağrısıymış dedik ama işin aslı öyle değil. Menhir hastalığı hayatı tehdit etmeyen, ciddi komplikasyonları olmayan bir hastalık olmasına rağmen ne zaman ortaya çıkacağı öngörülemeyen ataklar kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiliyor. Hastalığın yaş dönemi genellikle insanların iş hayatlarındaki en olgun ve üretken dönemleri olan 40 ila 60 yaş arası. Hastalık, iç kulakta bulunan denge organını etkiliyor. Menhir hastalığında görülen 3 ana belirti, beklenmedik ani vertigo atakları, dayanılmaz kulak çınlaması ve işitmede hiç duyamamaya varan azalmalar. Hastalığı Fransız bir doktor, Prosper Menhir, 1861 yılında keşfediyor. O yüzden de bu hastalığa o doktorun ismi verilmiş. Peki, menhir hastalığı neden olur? Herkeste olma ihtimali var mı? Menhir hastalığının nedeni henüz açıklığa kavuşturulmuş değil. Hastalığın ortaya çıkışında kalıtımın, yani aileden gelen bir durumun rol oynayıp oynamadığı da kesin değil. İç kulakta bulunan salyangoz şeklindeki denge organı 3 bölümden oluşuyor. Bu bölümlerin ikisi perilenfatik sıvı adı verilen potasyum bir sıvıyla dolu. Bu sıvının çeşitli faktörlere bağlı olarak aşırı üretimi iç kulakta basınç artışına yol açıyor. Bu da menhir hastalığına neden oluyor. Sebebi tam olarak bilinmese de bazı alerjiler ya da enfeksiyonların sıvının aşırı üretimine neden olduğu düşünülüyor. Hastalığın nedeniyle ilgili çok sayıda doktorun araştırmasına baktım. Ancak bundan öte bir bilgiye ulaşamadım. Menhir hastalığı belirtileri ne diye sorarsanız eğer, az önce kısmen aktardım, görülen 3 ana belirti var. Beklenmedik ani vertigo atakları, dayanılmaz kulak çınlaması, işitmede hiç duyamamaya varan azalmalar. Hastaların en çok şikayet ettikleri belirti şüphesiz vertigo. Vertigo'da hastalar, çevre, etraflarında çok hızlı bir şekilde dönüyormuş gibi hissederler. Ayakları yerden kayıyormuş gibi. Vertigo, kişinin yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabiliyor. Bernalac'in dediği gibi tuvalete bile gidemezsiniz. Baş dönmesi öyle bir hal alır ki, durduğunuz yerde döner durursunuz.
öyle sanırsınız. Bu da mide bulantısı ve kusmaya da yol açar. Vertigo başladığı zaman herhangi bir belirti vermeden başlar ve saatlerce, hatta günlerce devam edebilir. İşitme kaybı, kalın sesleri duymada sıkıntıyla kendini gösterir. İşitme kaybı başlangıçta sadece atakla birlikte görülürken, ilerleyen yıllarda ataktan sonra da kalıcı bir hale gelebilmekte. Çoğu hasta ataklar sırasında kulakta bir basınç hissi de tarif eder. Menhir hastalığının bu ana özelliklerine ek olarak hastalar genellikle solgun görünürler, terlemeden de şikayet ederler. Gözlerde tıbbi olarak nistagmus adı verilen bir titreme bulgusu vardır. Menhir hastalığında ataklar aniden ve beklenmedik bir zamanda ortaya çıkar. Bu ataklar sıklıkla 10 ila 20 dakika kadar sürer. Fakat bazen saatler ya da günlerce devam eder. Beklenmedik ataklar nedeniyle hastalarda depresyon, anksiyete belirtileri ortaya çıkar. Bu da menhir ataklarını tetikleyerek kısır döngüye neden olabilmekte. Menhir hastalığı tanısı nasıl konulur? Menhir tanısı için bir kulak-burun-boğaz uzmanına başvurmanız gerekiyor. Tanı için doktor öncelikle hastanın şikayetlerini, hastalık geçmişini, ailede bulunan hastalıkları sorgular. Yaralanma veya enfeksiyon gibi diğer nedenleri dışlamak için doktor hastanın kulaklarını özel aletler kullanarak iyice inceler. Daha sonra ise işitme testi, denge testi, MRG ya da bilgisayarlı tomografi gibi beyin görüntüleme yöntemleriyle tanıyı doğrulamaya çalışır. Gelelim o soruya. Menhir hastalığı tedavisi var mı? Varsa yöntemler neler? Doktor Gökhan Güvener, Menhir hastalığının tedavisi için şöyle diyor. Hastalığın spesifik bir tedavisi yok. Tedavide ne yazık ki uzun yıllardan beri kabul edilebilir bir ilerleme sağlanamamıştır. Baş dönmesini kontrol altına alacak, işitmeye en az zararı verecek ilaçlar, doz ve uygulama yöntemiyle ilgili birçok araştırma yapılmakta. Bu kronik hastalıkta sağlık çalışanları ve hastanın yakın çevresinin moral ve psikolojik desteği büyük önem taşıyor. Tedavi, temelde işitmeye zarar vermeden baş dönmesi ataklarının sayısını ve şiddetini azaltmaya yöneliktir. Uzun dönemli takiplerde kendiliğinden veya sadece destekleyici tedavi ile baş dönmesi ataklarının azaldığı, hafiflediği, işitme kayıplarının ise orta ileri seviyede kalıcı hale geldiği gözlenmiştir. Kıymetli dostlar, kanalımıza abone olmayı, zili de aktif etmeyi lütfen unutmayın. Yorum ve beğenilerinizle bize destek verebilir, videomuzun YouTube linkini sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.